Zehra Hanım, bir pilot yetiştirirken 13-19. Uçuş saatleri arasında yalnız uçuşa kalması arzulanır. Yalnız uçuşa kalamayan da pilotluk sürecinden elenir. Bir uçak içinde ilk inşa edildiğinde yerden teker kesmesi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü uçuş becerisini ispat etmiş olursunuz. Yerde yapılması gereken birçok farklı test vardır. Artık bu testler geride bırakılmış, bir doyum noktasına ulaşılmış ve nihayetinde uçak görev yapmak üzere, ilave yetenekleri kazanmak üzere gökyüzüyle buluşur. Şu an geldiğimiz aşama bu. Yani Kaan yerde mühendislik faaliyetlerinin sonrasında havada yalnız uçuşuyla rüştünü ispat etmiş durumda. Aynen bir pilot gibi bu uçak da yalnız uçuşunu yapabiliyor artık. Tabii bunun anlamı büyük. Sizin de ifade ettiğiniz üzere 5. nesil uçak olarak tasarlandı. Ancak 6. nesil uçak olma yolunda hazırlıklar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya ihraç etmekten sakındığı F-22 Raptor cinsi uçaklara muadil bir uçak olacak. Ve büyük bir ihtimalle bu uçakla birlikte Türkiye'nin havacılık sanayinde Doğu veya Batı'da herhangi bir başka ülkeye bağımlılığı azalacak. Malumunuz her bağımlılık bir bağlılık getirir. Dolayısıyla daha özgün kararlar alınabilecek, askeri kararlarda daha rahat hareket edilebilecek ve geldiğimiz aşamada bu uçağın 2028 yılında ayda 2 tane olacak şekilde seri üretiminin başlamasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin 5. jenerasyon uçak ihtiyacı tabii ki karşılanmış olacak veya karşılanmaya başlanacak. Çünkü 10 yıllık bir süreç var ondan sonra tüm ihtiyacın giderilmesi için. Sayın Aslan, şimdi biz 5. nesil savaş uçağı cümlesini de çok kuruyoruz ama şimdi artık Kaan'la birlikte Türkiye 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasına yer alacak. Bu neden önemli? Nasıl bir avantaj sağlıyor? Siz az önce anlatırken, yorumlarınızı yaparken hatta dediniz 6. nesil bir savaş uçağı olma yolunda ilerliyor bu uçaklar dediniz. Hatta F-22 Raptor muadili olacak. Bu da çok avantaj dediniz ama biraz daha orayı açabilir miyiz? Bu neden bu kadar önemli? Burada yer almamız bizim açımızdan, evet muadiller üretiyor olmamız artık dünya bambaşka bir boyuta taşınıyor, başka küresel anlamlar taşıyor. Savunma sanayi bu noktada çok belirleyici, oyun kurucu olmak anlamında ama siz o çizgiden bir de biraz daha değerlendirme yapabilir misiniz bize? Şimdi Zehra Hanım, bir uçak keşfi, icadı, uçması ilk 1903 yılında. 1907 yılında ilk defa bir uçak gözetleme göreviyle uçuyor. 1911 yılına geldiğimizde ilk defa bir savaşta kullanılıyor. O da Trablusgarp'ta İtalyanlar tarafından Osmanlı ordusuna karşı. Ancak uçakların tekamülü o kadar hızlı oluyor ki malumunuz 2. Dünya Harbi'nde uçaklar belirleyici unsur haline geliyor. Ama uçakların özellikle motor ekipmanlarının değişmesiyle beraber 1967 Savaşı'nda büyük bir dönüm noktası yaşandı. Çünkü Amerikalıların İsrail'e verdiği jet motorlu uçaklar 67 Savaşı'nda İsrail'e zafer getirdi. Şimdi geldiğimiz aşamada aynen jet motorun uçağa takılması gibi 5. 6. nesil uçaklar da günümüz muharebelerinde büyük bir simetrik üstünlük sağlıyor. Yani teknolojiyi ve muharebeye tamamen hakim olabilecek manevra, ateş gücü veya istihbarat gibi ilave kabiliyetleri kazanmış uçak filoları hava kuvvetlerinde dikey üstünlüğü sağlıyor. Şimdi Kaan uçağı da şu an için Türkiye açısından özellikle dışarıya bağımlı olmadan bu yeteneklerin kazanılması da bir dönüm noktası. Neden? F-16 savaş uçakları şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğidir. Bakınız onun alımında dahi Amerikan Kongresi'nden geçecek kararları medya, akademisyenler, siyasiler dikkatle izlemeye devam ediyor ve büyük pazarlıklar yapılıyor. Ama siz eğer şu an dünyaya hakim olan teknolojiyi üretip kendi envanterinize katarsanız o takdirde bir başka ülkenin kongresinde, parlamentoda
kadrosunda veya siyasilerinin almış olduğu kararlara bağlı olmaksızın yeteneklerinizi geliştirirsiniz. O halde iki kategoriye ayıralım. Birincisi siyasi bağlamda özgün olabilme. İkincisi özellikle muhtemel çatışmalarda muharebe alanına, çatışma alanına hakim olabilme, hava üstünlüğü sağlayabilme bağlamında Kaan kabiliyeti Türk Hava Kuvvetleri açısından önemli. Beşinci nesil görünmezliktir biliyorsunuz. Görünmezliğin birkaç farklı boyutta ele alınması lazım. Özel bir boyayla boyanıyor. Şu an Türk sanayi, savunma sanayi bu boyayı üretebilme kapasitesine sahip. Yani herhangi bir ülkeden ithal etmiyorsunuz. İkincisi üzerindeki elektronik donanımdır. Bunu da Türk savunma sanayisi üretebiliyor. Şimdi böyle bir durum varsa o takdirde siz herhangi bir çatışmada Amerika Birleşik Devletleri'nin veya bir başka ülkenin dikte ettiğini değil, kendi istediğiniz kararı alıp uygulamaya sokabilirsiniz. Yani önemi bu. Kendi kararınızı uygulayabilme.